Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Türkçe üleşmek fiilinden türemiş bir isim olan ülüş, pay, hisse, nasip, kısmet anlamlarına gelmektedir. Tanrı ülüş bağışı ile Türk ülkesinde bolluk ve bereketi arttırmış. Türk kanında bu gücü halkın lehine kullanarak elde ettiği maddi varlığı adil bir şekilde paylaştırıyor bakın halka. Burada halk ve adil bir kavram varsa bilin ki bu sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösterir. O yüzden cevabımız Edirne arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuzdan devam edelim. Bu bilgilere göre yargılarının hangileri ulaşılabilir? İkinci Göktürk devletlerinin İnal Kağan devlet yönetiminde başarılı olamamış ve Kültigin tarafından tahttan indirilmiştir. Kültigin ağabeyi Bilge'yi Kağan yaparken kendisi de ordu komutanı olmuş deniyor. Bakalım Bilge Kağan ülke yönetiminde başarılı olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ki. Ama kesin olarak neyi biliyoruz? Kültigin'in iktidar hırsının olmadığını görüyoruz burada. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar, yalnız 2. Hemen 5. sorumuza da bakalım. Buna göre Köktürklerde alanlarından hangileriyle ilgili gelişmelerin yaşandığı söylenebilir. Köktürk Devleti hükümdarı Kapkan Kağan'ın Çin ile yaptığı bir anlaşmada